Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, YÖK'ün bir açıklaması var. Bu açıklama çok önemli. DGS tercihi yapacak olan arkadaşların bu açıklamayı kesinlikle okuyarak tercihlerini yapmaları çok önemli arkadaşlar. Yurt dışında adalet okuduysanız ya da Kıbrıs'ta adalet okuyacaksanız arkadaşlar, bu çok önemli bir karar. YÖK'ün kararını okumadan kesinlikle karar vermeyin. Bizimle birlikte tercih rehberliği alabilirsiniz arkadaşlar. Tercihlerinizi isterseniz birlikte yapabiliriz. Videonun açıklama kısmında tercih rehberliği linki var. İsterseniz oradan tercih rehberliği alın arkadaşlar, birlikte yapalım. Şimdi burada diyor ki Türkiye'de adalet ön lisans, Türkiye'de adalet ön lisansı okuyup yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında hukuk lisans öğrenimi görmeyi planlayanlar. Yani Türkiye'de adalet okudunuz ve siz yurt dışında hukuk okumak istiyorsunuz. Dolayısıyla yurt dışı dediğimizde Kıbrıs da buna dahil arkadaşlar. Hukuk okumak istiyorsunuz. Türkiye'de adalet okudunuz, yurt dışında hukuk okuyacaksınız. Bu karar sizi ilgilendiriyor. Ya da yurt dışında adalet ön lisans, işte Kıbrıs gibi ya da Türkiye'nin şey olduğu bazı yerlerde ön lisans okudunuz arkadaşlar. Ve buradan Kıbrıs'a geçip orada lisans tamamlama yapmak istiyorsunuz. Yok artık buna da engel oluyor. Yani Türkiye'den Kıbrıs'a geçmenize de izin vermiyor. Yurt dışından okuyup Kıbrıs'a geçmek isterseniz buna da izin vermiyor arkadaşlar. Yani buna dikkat etmeniz lazım. İzin vermiyor derken neye izin vermiyor? Sizin derslerinizin hiçbirini saymıyor arkadaşlar. Yani eğer böyle bir durum var. Adalet derslerinizi saydıracaksanız adalet derslerinizi sayamayacaksınız artık. Benim anladığım bu. Yani yakın zamanda alınan bir karar arkadaşlar. Bu karar diyor ki Türkiye'de adalet okumuş. Buradaki aldığı dersleri, kredileri yurt dışında yani Kıbrıs'ta ya da başka bir yerdeki hukuk lisans programında artık intibak ettiremezsiniz. Yani artık bu dersleri sayamazsınız. Adalet derslerinin hiçbirini sayamazsınız. Eğer başka bir lisans mezuniyetiniz yoksa arkadaşlar sadece adalet derslerini burada sayamayacağınız anlamına geliyor. Yurt dışında adalet okudunuz, ön lisans, hukuk lisans programlarından aldığınız dersleri veya hukuk lisans programı aldınız arkadaşlar. Yurt dışında adalet okudunuz, yurt dışında hukuk okudunuz. Bakın bu da çok önemli. Yurt dışında adalet ya da yurt dışında hukuk okudunuz ve siz bu dersleri Kıbrıs'taki bir hukuk lisans programına artık saydıramıyorsunuz arkadaşlar. Bunların hiçbirini saymıyor. Sadece burada yabancı dil derslerini saydığını söylüyor. Zaten basit dersler. Bu dersleri saydığını söylüyor. Şimdi bununla ilgili öğrencimizin Kıbrıs'taki bir özel üniversiteye attığı bir mesaj var arkadaşlar. Bu mesaja onların verdiği cevap şu şekilde. DGS kontenjanlarımız dışında yerleştirme olmadığı söyleniliyor. Hukuk bölümü için 2 adet %50 burslu kontenjan var. 1 adet burslu kontenjan var. Ücretli kontenjanı yokmuş bu üniversitenin. Bir, Kıbrıs'taki bir X üniversitesi arkadaşlar. Yakın zamanda 3 gün önce buna mesaj atılmış. ÖSYM tarafından yapılıyor yerleştirmeler. YÖK tarafından muafiyetle ilgili aşağıdaki bir duyuru yapıldı diyor ve bu duyuruyu paylaşıyor arkadaşımızla. Bu kararla ilgili herhangi bir değişiklik olursa tekrardan duyurusu yapılacak. Yani bu karara istinaden söyledikleri şey, bu karara istinaden sizi kesinlikle birinci sınıftan başlattıklarını söylüyorlar artık. Adalet derslerinin hiçbirini saymadığını söylüyor. Ve adalet derslerinin hiçbirini saymadığı zaman artık Kıbrıs'taki üniversiteler birinci sınıftan başlatıyor arkadaşlar. Kıbrıs'ı yazacak olan arkadaşlar kesinlikle üniversiteleri arayıp teyit etsinler. YÖK'ü arayıp bununla ilgili teyit etsinler. Yani Kıbrıs'a gidip 2'den 3'ten başlarım gibi bir hayal kurmayın. Zaten artık Türkiye'de adalet okuyup 3'ten başladığı üniversite neredeyse kalmadı. 1-2 üniversite var. Onun dışında artık üniversite kalmadı. Genelde 1'den maksimum 2'den başlatıyorlar. Çoğu üniversite artık 1'den başlatmaya başladı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.